Herkese merhaba, ben Esin Moray. Erkekler arası dönen muhabbetler. Şşş, kanka. Nasıl kız? Ya işte idare eder oğlum. Ya kanka, elden iyi değil midir ya? Bakın, bu tarz erkekler çok fazla. Şimdi sizin erkek arkadaşınız sizi nasıl görüyor? Cinsel obje olarak mı görüyor, yoksa sizi ruhen seviyor mu, size bağlı mı? Detaylara ineceğiz, detayları konuşacağız sizlerle beraber. Cinsel ilişkiyi 3'e ayıracağız. 1. Öncesi, ilişki anı, sonrası. Çünkü cinsel ilişki bir bütün. Öncesi, ilişki anı ve sonrası. Öncesi için sadece cinsellik isteyen erkek nasıl davranır videomu buradan izleyebilirsin. Ben direkt ana geliyorum çünkü. Anı ve sonrasını anlatacağım sizlere. 1. Arkadaş, ilişki sırasında göz teması kuruyor mu? İlişkiye giriyorsunuz, hiç gözünüze hiçbir şekilde bakmıyor. İşte gözler odaklanmış veya ne bileyim sadece ilişkiye odaklanmış, izliyor. Bakın arkadaşlar, bir erkek göz teması kuruyorsa gözünüzden ruhuna doğru akıyor demektir. Yani sizin kalbinize dokunuyor demektir. Çünkü o an o nöronlar gözlerden geçtiği için çok daha fazla birbirinize bağlanırsınız. Ve erkek bağlanmak istediği kadına ilişki sırasında göz teması kurar. İkincisi, öpmek. Seven erkek çok fazla öper. Her fırsatta sizi öper. Ama ilişki sırasında ilişkiyi zaten öpüşerek başlatır. Ve ilişki devam ederken de 1-2 dakikalık öpüşmeyi bırakıp hadi ilişkiye girelim, öyle bir şey yok. Sizi ilişkide her pozisyon olsun. Sırtınızı öper, bileğinizi öper, boynunuzu öper, bacaklarınızı öper. Çok fazla öper çünkü gerçekten seven erkek öpmeye doyamaz. Üçüncüsü, ön sevişmeyi uzun tutuyor mu? Ön sevişme çok önemli, biliyorsunuz hani erkek erken boşalabilir, öyle bir sıkıntısı olabilir ama öncesinde bunu yapabilir, ön sevişme. Yani siz daha hazır olmadan, sizin organınız hazır olmadan direkt lap diye ilişkiye giriyorsa o erkek arkadaşlar tırt. Yani çünkü ya ona ten uyumu yoktur sizinle arasında, ya yapmak için yapıyordur veya sizi sevmiyordur. Çünkü ön sevişme gerçekten çok önemli. Bununla bağlantılı olarak diğer maddeye geçiyoruz. Sadece kendini mi düşünüyor? Sadece kendini düşünen erkek evet ilişkiye girer, çıkar. Siz hiçbir şekilde umursamaz. Tamamen kendi rahatına bakar. Partnerim tatmin olmuş mu, olmamış mı, rahatlamış mı, rahatlamamış mı? Bunların hiçbir önemi olmaz. Kendi keyfine bakar. Sonrasında bu ne demek zaten? Kendi keyfine bakıyorsa siz gerçekten bir cinsel obje olarak görüyor anlamını da çıkartabilirsiniz. Sizin rahatlayıp, yani kadınlar biraz zor orgazm olabiliyor. Ama siz burada önemli olan çaba gösteriyor mu? Rahatlayamayabilirsin. Neler yapıyor? Çaba gösteriyor mu? Yoksa sadece kendi işini bitirip eyvallah mı diyor? Ne yapıyor yani? Arkadaş, ilişki sırasında bu tarz detaylar çok önemli ve dokunmak, son olarak. Dokunmak. Tüm vücudunuza dokunuyor mu? Yoksa hiçbir şekilde elleri kullanmıyor. Böyle şey gibi, robot gibi hiçbir el kullanmıyor. Böyle gidiyor geliyor falan bir şeyler yapıyor. Yani buna da çok dikkat edebilirsiniz. Gelelim ilişki sonrasına. İlişki sonrasında zaten önemli olan, ilişki sonrasında anlarsınız arkadaşlar. Erkeğiniz sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Bakın, bunu söyleyeceğimi yapan erkekler var. Sizin de başınıza gelmiştir. İlişki sonrası teşekkürler öpücüğü. Yani iyi ki benimsin. İyi ki şu an sana dokunuyorum. Seninle çok mutluyum öpücüğü. İki taraf rahatladı. Yoksa, çünkü düşünsene erkek rahatladı etti. Hiç umurunda olmaz. Ama geliyor sana değer veriyor, seni öpüyor, sana sımsıkı sarılıyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Eğer bunları yapan bir erkekle birlikteyseniz zaten o erkeği kaçırmayın. Ve diğer madde, kıçını dönüp yat. İlişki sonrasında erkek rahatladı etti, hadi ben yattım. Veya dönüyor, telefonla ilgileniyor. Sizinle sıfır sohbet, sıfır muhabbet, sarılma yok, hiçbir şey yok. Seven erkek bu şekilde davranmaz. Seven erkek hiçbir şekilde kıçını dönüp yatmaz arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Sizin orada daha çok ruhunuzu okşar. Sizi duygusal olarak da tatmin eder. Hani fiziksel tatmin tamam oldu. Kadınlar duygusal tatmine daha çok önem veriyor. Onu da sağlar sevenler. Diğer madde, sohbet eder. Evet, ilişki sonrası böyle direkt uf uykum geldi. Ya tamam hadi işte, veya sizi göndermeye çalışmaz evden. Bilmiyorum gece mi oldu gündüz mü? Evden göndermeye çalışmaz. Bir bahane uydurmaz. İşte annem geliyormuş, git falan, ev boş. Veya bir telefon çaldı bahanesi yapar. Zaten onu öncesine ayarlamıştır arkadaşına. Kanka ben mesaj atınca beni ara. Niye? İşte o yanında çok fazla durmayayım, şey olunca hemen gideyim. Bunlar çok önemli detaylar. Eğer böyle bir şey varsa direkt pat diye videoyu gösterin, zaten yüzü kızarır. Ayrıca bu teşekkürler öpücüğü her erkek yapmayabilir. Onu da söyleyeyim de, çok daha fazla duygusal, çok daha fazla bağlı olan erkekler bunu yapabilir. Ya da bu videoyu izleyen, şu an bu taktiği alan erkekler yapmaya başlar. Umarım öyle bir şey olmaz. Son madde arkadaşlar, mutlu görünüyor mu ilişki sonrasında? Yoksa bir huzursuzluk mu var? Böyle falan, böyle bir tuhaf hareketlere, triplere mi giriyor? Yoksa gerçekten yüzündeki o mutluluğu görüyor musunuz? Çünkü seven erkek mutlu olur arkadaşlar. Herkes gibi ya.
İlişki sonrası tabii ki mutlu olur. Çünkü vücut endorfin salgılıyor, vücut rahatlıyor. Tabii ki bu büyük mutluluk. Ama erkek bunu yapıyor mu? Bu çok önemli. Şimdi otur karşıma. Düşün, bu maddelerden kaçını yapıyor? Bu maddeleri yapıyorsa siz gerçekten seviyordur. Yani zıttını yapmıyorsa seviyordur arkadaşlar. O erkeğin gerçekten kıymetini, değerini bilin derim. Bazı kızlarımız gidiyor, odunlarla beraber oluyorsunuz. Kadın ruhunu anlamayan erkeklerle beraber oluyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz arkadaşlarınıza. Ha işte kanka ne oldu? Beni aldattı. Aa, nasıl olur ya? İşte ne bileyim, çok seviyordu beni. Sevmiyordu ki. Sen ona inanmak istedin. Seni sevmiyordu. Bu maddeleri şimdi yapıyordur. Görüyorsundur maddeleri. Yok işte bu çocuk yanlış söylüyor. Ben kabahatli olurum ya. Kabahatli ben olurum. Çünkü görmek istemiyorsun. İnanmak istemiyorsun. Ama bunları yapan biriyle birlikte olursan üzülen sen olursun. Veya evlisindir şu an, bilmiyorum. Yani o evli olanlar için de karısını sevmeyen erkek nasıl davranır videom şurada. O çok daha detaylı. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama önemli olan senin burada gerçekten ne istediğin. Tabii ki bu maddeler kesin diye bir şey yok. İstisnalar tabii ki olur ama en azından da bir kıçın dönüp yatmasın yani, değil mi? Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda zaten görüşeceğiz. Öpüyorum. Hoşçakalın.